Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz online dersimize. Herkes burada mı? Kimler burada? Bir göreyim. Kimler buradaysa yazsın lütfen önce. Çünkü yavaş yavaş ya da dönem dönem ben kapatacağım sohbet bölümünü. Ona göre önce kimler dinliyor, kimler dinlemiyor bir görmek istiyorum. Evet, hadi bir selam verin. Ondan sonra da derse geçelim. Biraz geç kaldık. Ders saatini geçtik biraz ama olsun. Olabildiğince ilerleyeceğiz. Merhaba Bengüsü. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Siz bu yandan bana selam verirken ben de şöyle bir süreçten bahsedeyim isterseniz. Merhaba Necmiciğim. Şöyle biliyorsunuz çok olağanüstü bir durumun içerisindeyiz. Dönemden geçiyoruz, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple yöneticilerimiz, kurucularımız sizler için çok kısa bir süre içerisinde böyle bir platform hazırladılar. Tüm altyapıyı kurdular. Bizler de sizler için işte ders sunumları hazırladık ve bu şekilde birlikte gideceğiz inşallah. Herhangi bir aksilik çıkmadığı sürece böyle devam edeceğiz. Evet, o zaman herkes buradaysa eğer yavaş yavaş ben başlayayım konu anlatımına. Büyük ihtimalle bir kısmınız başlamış olabilir tiyatro konusuna. Bugünkü ilk dersimiz tiyatro olacak çünkü. Başlamamış olanlar da bizimle birlikte başlamış olur. Şöyle genel hatlarıyla bir tiyatrodan bahsedeceğiz. Bazı özelliklerin ayrıntılarına gireceğiz. Bu şekilde bir ilk dersimizi tamamlayacağız. Hem birbirimizi birazcık tanımış oluruz. Hem de işte bakalım neler yapıyoruz, seviyor muyuz, sevdik mi, nasıl geçecek günümüz bir görmüş olacağız. Evet, başlayalım mı? O zaman tiyatro konumuzla başlıyorum. Öncelikle bir tiyatronun biz bir doğuşundan bahsedelim. Bir kere tiyatromuz eski Yunanistan'da doğdu. Yani antik Yunan dediğimiz o dönemde doğmuş olan bir tür. Nasıl doğuyor? Daha çok dini törenlerden oluşmuş olan bir nasıl diyelim türdür tiyatro. Peki bu ne demek? Dini törenlerden oluşmuş ne demek? Şöyle ki bilirsiniz insanlar böyle bir şeylerine bağlanmaya ya da işte bir şeylere inanma ihtiyacı içerisindedir, öyle değil mi? Böyle olduğu için de örneğin insanlar daha çok böyle maddi manevi davranışları böyle masallara, mitolojilere bağladıkları zaman daha çok böyle zevk, eğlence, içki konusunda özellikle kendilerine bir tanrı kahraman yaratıyorlar. Ki bunun adını da Dionysos olarak belirliyorlar. Bu tanrıya işte zor dönemlerini ortasında böyle kendilerine zaman zaman da olsa mutluluk verdiği, neşe verdiği için ona olan minnet ve şükranlarını sunmak amacıyla bazı günler ya da törenler düzenliyorlar ki bu günlerde yılda bir defa oluyor ve belli günlerde oluyor. Bunlara Dionysos şenlikleri adı da veriliyor. İşte bu Dionysos şenliklerinde işte içip de keyiflenmiş olan bazı kişiler ne yapıyorlar? Böyle ortaya atıveriyorlar kendilerini. Sonra da orada böyle atıyorum ya birilerinin taklidini yapıyorlar ya işte tanrıçaların taklitlerini yapıyorlar. Ondan sonra komik hikayeler anlatmaya başlıyorlar. Başlarda her ne kadar böyle rastgele yani doğaçlama bir şekilde insanlar kafalarına estiği gibi yapsalar da bu oyunları zaman geçtikçe ne yapıyor? Bu şenliklerin geleneği haline gelmiş oluyor. Daha sonra işte bu kişiler, bu taklitçiler yani böyle kendilerini ortaya atanlar kendilerine bu olayı meslek edinmeye başlıyorlar ve genellikle tek kişiden oluşuyor. Ve ilkel tiyatro dediğimiz tiyatro da aslında bu şekilde doğmuş oluyor. İlk olarak isterseniz bir klasik tiyatrodan bahsedelim. Göremiyor musunuz gençler? Görüntü ve ses. Görüntü yok mu? Tamam, ses de geliyor. Sesim geliyor mu? Tamam, süper. Sanırım Necmi'de mi bir sıkıntı var? Ve Nehir'de var. Nehir ve Necmi eğer idare ile bir bağlantıya geçebilirseniz, onlar yardımcı olurlar size. Ya da isterseniz çık tekrar bağlanın. Önce bir sorun isterseniz danışın o şekilde halledelim, tamam mıdır? Orada zaten bir yandan kaydediyorum ben derse.
O da size ulaştıracak ya daha doğrusu sistemde bulunacak. Siz oradan kaçırmış olursanız eğer bu dersi izleyebilirsiniz. O yüzden ben devam ediyorum. Tamam mıdır? Evet, klasik tiyatroda kaldık. Şimdi klasik tiyatro. Adı üzerinde bakınız. Klasik tiyatro dediğimiz klasizm akımının kurallarına dayalı bir tiyatro biçimi. Bu ne demek peki? Klasizm akımında biliyorsunuz ki bir kuralcılık söz konusudur. Ve bu kuralcılık da ilkeleri varsa eğer bir türün ya da bir akımın ona sıkı sıkıya bağlıdır. Doğal olarak da bunları konu edinmiş ve bu ilkelere bağlı olan bir tiyatro biçimidir. Klasik tiyatro. İşte bunlardan ilki olan trajedi ile isterseniz başlamış olalım. Şimdi trajedi. Yunanlıların özellikle mitolojik dönemde yaşadıkları sınav, yani şu antik Yunan'dan bahsediyoruz. Babulum yani şarap ve içki tanrısı olan Dionysos Şerefi'nin yaptıkları din törenlerinden doğmuş oluyor. Daha sonra seyircilerin nedir bu trajedide amaç? İzleyende acıma, korku ve üzüntü duygularını coşturmaktır. Bu amaçla trajediler yapılır. Hatta şöyle keçi kılığında killeri de görürsünüz zaten bu tür oyunlarda. Onlar da daha çok bir koro görevi. Yani şiirleri okurlar. Bunu nasıl okurlar? Bir şarkı biçiminde okurlar ve törende eğer neyi anlatmak istiyorlarsa buna uygun bir dans koreografisi artık kendi aralarında kurdukları, oluşturdukları bir koreografiyle dans ederler. Bu daha çok milattan önce işte 6. yüzyılda bu törenlere koro dışında bir kişi daha ekleniyor. O da nedir? Bir aktördür. Aktör ne yapıyor? Koro ile konuşturuluyor. Böylece ilk konuşma yani diyalog dediğimiz unsur tiyatronun içerisine girmiş oluyor. Şimdi trajedide tabii ki çeşitli rolleri temsil ediyor. Dedi ki hani birileri kendini öne atıyordu, taklitler yapıyordu ya da işte hikayeler anlatıyordu diye. İşte bu kişi aktör ve korolu törenler yine milattan önce 5. yüzyılda Asikros'un tarafından ikinci bir aktör daha eklenerek aslında bu tutumla birlikte aktörlük ön plana alınıp ne yapılmış oluyor? Koro ikinci plana atılmış oluyor. Böylelikle de işte ilk tiyatro dediğimiz unsur ortaya çıkmış oluyor. Daha sonrasında tabii başka bir trajedide önemli olan bir isim Sofokles. Trajediye üçüncü bir kişiyi daha eklemiş oluyor. Aslında bu şekilde ne yapmış oluyor? O tiyatronun oyuncu kadrosunu da genişletmiş oluyor. Yunan trajedisinde koro oyunun başından sonuna kadar sahnede kalıyor. Bir kere böyle bir özelliği var trajedinin. Daha sadece aktörler ne yapıyor? İşte oynayacağı role göre giriyor ve çıkıyor oyuna ama koro sürekli sahnede. Doğal olarak da tiyatro bu koro ve konuşmalardan meydana gelmiş oluyor. Eğer konuşma aralarında bir şarkı çalıyorsa koro bilin ki orada perde yapılmıştır. Yani diğer bölüme geçmek için o kısa bir süredir. Hani bizde nasıl ki tiyatroya gidenleriniz vardır mutlaka. Perde açılır, oyun başlar. Sonrasında perde kapanır, kısa bir ara verilir. O arada işte aktörler, aktristler ne yapmış olur? Dinlenmiş olurlar. Sonrasında perde tekrar açıldığında da ne yapar? Devam eder oyun. Burada da o perde açılış kapanışını koro seslendirdiği şarkıyla sağlamış oluyor. Evet, şimdi biraz da trajedinin o var olan havasından bahsedelim isterseniz. Bir kere baştan sona kadar acıklı ve ciddi bir hava var. Daha çok yüksek düşünce, duygu ve ahlaka önem veriliyor. Erdem çok ön planda burada trajedilerde. Baktığımız zaman daha çok konularını tarih ve mitolojiden aldığını görüyoruz. Bu sebeple de tabii ki karakterler tanrı, tanrıça, işte yarı tanrı, doğaüstü güçler, işte krallar, prensler, prensesler yani asil zadelerden seçilmiş oluyor karakter kadrosu. Daha çok anlatımına bakacak olursam hep asillerden seçildiyse, tanrı ve tanrıçalardan seçildiyse doğal olarak ne yapacağım? Ben çirkin ya da kaba sayılabilecek konuşmalara sahnede yer vermeyeceğim. Bu bir. İkincisi yaralama, ölüm gibi böyle kötü olaylar da seyircinin gözü önünde canlandırılmayacaktır.
Trajedilerde ne yapılır? Genellikle perde arkasında canlandırılır bu olaylar, ya da işte o olay canlandırılırken çıkabilecek sesler, işte sözcükler hep sahne arkasından duyurulur ve bu şekilde de seyirci ne yaşandığını tahmin etmeye çalışır ya da öğrenmiş olur diyebiliriz. Ama kesinlikle ne yapılmıyor, gösterilmiyor bu tür olaylar. Trajedinin bir diğer özelliği manzum olarak beş perde halinde oluşturulması. Yani toplamda bir trajedi beş bölümden oluşuyor ve bu şiir biçiminde. Manzum nedir diye sorabilirsiniz belki. Şiir biçimindeki nelerdir? Parçalardır diyebiliriz. Asillerden, asilzadelerden bahsediyorsa o zaman benim seslendiğim zümrede bir kere yüksek bir zümre olacak. Seçkinler olacak. Bu sebeple de kullandığı dil de o asillere uygun, yüksek, yani seçkin bir dil olmalı. Doğal olarak bayağı ve kötü sözlere ne yapmayacak? Kesinlikle yer vermeyecek. Bunun dışında tirat dediğimiz bir şey vardır tiyatroda. Bu uzun uzun konuşmalardır. Bunu mesela Shakespeare'de falan çok görürsünüz. Bu tiratlar da trajedilerde sıklıkla yer verilen konuşma biçimleri. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğer söyleyeceğimiz şey, mesela trajedi dediğimiz zaman çok önemli 3-5 isimimiz var, onlardan bahsedelim. Bir kere milattan önce yaşamış olan Asipros, Sofokles ve Euripides. Bunlar Yunan edebiyatında. Bir diğeri 17. yüzyılda yaşamış olan Corneille ve Racine de Fransız edebiyatının ünlü trajedi yazarlarındandır. Bunu da belirtmiş olalım. Trajedi daha çok işte neleri anlatır? Hemen ondan bahsedelim. Bir kere insanların iç dünyalarındaki o zayıflıklarından ya da nelerinden bahsedecektir bize? Tutkularından bahsedecektir. Mesela bunlar sürekli bir çatışma halindedir trajedilerde. Tarihteki krallar ve asilzadeler bunların yaşamlarından bahsedecek. Çünkü konularını tarihten ve mitolojiden aldığını da söylemiştik. Bunların yaşamlarından bahsedecek. Sahnede doğal olarak bunların çevrelerinin değişmeyen bir dekoru haline getirecek. İşte bir kraldan bahsediyorsa size bir saray dekoru oluşturacaktır ve o dekor hiçbir şekilde değişmeyecektir. Trajedide bir de dağınık ve bulanık bir konu bulmazsınız. Yani her şey nettir trajedilerde. Ayrıntılar çok önemsenmez, çok yer verilmez ayrıntılara. Eser çoğunlukla tek ve basit bir konu çevresinde döner. Trajedi dediğimizde bir kere şunu bilelim. Dedik ki hani bu klasik bir tiyatro biçimi. O yüzden de klasizmin bir özelliği var. Özellikle tiyatroda kullanmış olduğu bir özelliktir bu. Üç birlik kuralı. Ve bu kurala dayanır trajediler. Üç birlik kuralımız da nedir? Şöyle ki, üç birlik kuralı dediğimiz şey zamanda, mekanda ve olayda birlik demektir. Bu ne demek? Tek bir olay var, tek bir mekan var ve 24 saat içerisindeki bir olayı anlatıyor. Bu tiyatromuz demektir. Üç birlik kuralı. Gelelim komediye. Komedide ise bir kere şunu söyleyebiliriz. Bir kere komedi daha çok eski Yunanlarda yine trajedi gibi din törenlerinden doğmuş. Ama burada artık acı ve üzüntü yerine insanların ya da olayların gülünç, komik yönlerini seyirciye gösterme amacı var. Bu sebeple de trajedinin tam tersi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz komedinin. Komedi daha çok neyi anlatır? Hani geçmiş yaşam, yani bir mitolojik şeyi ya da tarihi bir olayı anlatmayabilir size. Çoğunlukla konularını yaşadığı dönemden ve o dönem insanının günlük yaşantısından alacaktır. Komedinin kişilerine bakacak olursam daha çok halkın arasından seçildiğini söyleyeyim. Dedik ya az önce zaten trajedinin tam tersidir diye. Trajedi de eğer ki ben nereden alıyorsam, seçkin insanlardan alıyorsam, tanrılardan, tanrıçalardan alıyorsam eğer karakterlerimi, komedide ise bunun tam tersi olarak sıradan kişilere ben kadroma dahil edeceğim. Ve halk arasından seçeceğim tabii ki. Ve konuşmalarımızda trajedide olduğu gibi yüksek ve asil bir dil kullanmayız biz. Örneğin şakalara, kaba sözlere yer verebiliriz ve sözcükleri de çoğunlukla halkın konuştuğu biçimde söyletiriz biz. Yani buna biz gündelik konuşma dili de deriz. O gündelik konuşma dilinde yapılacaktır komedideki diyaloglarımız.
Klasik komedi tıpkı trajedide olduğu gibi beş perde halinde ve manzum olarak yazıyor. Bakın bu özelliği ortaktır trajediyle komedinin. Bunun dışında yine ortak bir özelliği tıpkı trajedide olduğu gibi komedide de konuşmalar arasında koroloya yer veriliyor. Tıpkı Yunan komedisinde olduğu gibi. Sonraları Batı edebiyatında bu korolar ortadan kaldırılıyor. Bir kere sayısı, perde sayısı 5'ten aza çekilebiliyor. Bu şekilde eserler meydanına getirilebiliyor. Bu daha çok klasizmden romantizme geçildikten sonra oluyor. Romantizm zaten klasizme tepki olarak ortaya çıkmış olan bir akımda. Doğal olarak da bazı klasizmin bazı kural kaidelerini ne yapacaktır? O da bozacaktır bu anlamda. Ve aynı zamanda şunu da görürüz, romantizme geçildikten sonra yazılan komedilerde bunlar düz yazı biçiminde yazılmaya başlanmış komediler olarak karşımıza çıkacaktır. Komediler kendi içerisinde bölümlere ayrılabiliyor. Öncelikle onlardan bir bahsedelim isterseniz. Mesela Fars diye bir şey duyduk. Nedir bu? Bu daha çok halkın zevkini okşayan, basit davranışlı ve abartılı komediler. Yani şöyle diyebilirim özet olarak, halkı anlatan abartılı komedi. Bir kere burada doğal olarak ben neye yer vereceğim? Halkı güldüren hareketlere sıklıkla yer vereceğim. Mesela onları taklitlerine yer verebilirim. Bu Fars'ın önemli niteliklerinden. Doğal olarak ben sosyal yaşamın yani dışarıdaki insanın birbiriyle nasıl bir yaşam içerisinde bulunduğunun özellikle gülünç yönlerini yansıtmaya çalışacağım abartılı bir şekilde. Buna Fars adını veriyorum. Gelelim vodvile. Vodviller ilk zamanlarda şarkılı olarak sahneye konmasına rağmen günümüzde artık şarkıdan birazcık izole edilip sadece seyirciyi eğlendirmek ve güldürmek amacıyla daha çok böyle çarpık ve komik olayları bir araya getiren bir tiyatro bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Burada nelerle karşılaşabiliriz peki biz konu olarak? Şöyle ki, örneğin birbirini görmek istemeyen, birbirinden çekinen, kaçan insanların birden böyle çok komik bir şekilde birbiriyle karşılaşmalarına yer verilebilir. Ya da bu birbirini görmek istemeyen insanların bir arada yaşamak zorunda kalmalarını görebilirim ben. Başka, örneğin bir yerde çalışıyorsunuz diye düşünün. Karşınızda bir amiriniz var, müdürünüz var. Ne yapıyor? Size karşı çok sert. Ama sonra bana vodvilde gösteriyor ki o eşinin karşısında böyle tir tir titreyen bir adam. Yani orada aslında tüm eşine göstermek istediği şeyi size gösteriyor gibi de düşünebilirsiniz. İşte daha çok bu konular etrafında dönüyor vodvil. Aşırı bir güldürme söz konusudur vodvilde. Bunu da belirtelim. Bir diğer bahsedeceğimiz şey komedi santimental olacak. Burada duygulandırıcı komediler demek. Bu ne demek peki? Yani sizi başta böyle bir güldürür adı üzerinde zaten komedi. Güldürdükten sonra bir bakıyorsunuz böyle o kadar çok gülmeye başlıyorsunuz ki gözleriniz yaşarıyor. Mesela gerçi buraya çok uygun değil belki ama ben çok yaşarım onu. Bir Hababam Sınıfı izlerken mutlaka yani gülme krizine girip böyle sonrasında ağladığımı çok bilirim. Bu anlamda birazcık benziyor. Farkı ne? Burada daha çok aşk konularının işlendiğini ve anlatımının biraz daha şairane yani şiirsel bir dille olduğunu bilirim. Modern tiyatroya geçmeden önce isterseniz bunları bir kenara not alın. Çünkü komedinin birkaç türü var. Onlardan bahsedeceğim size. Lütfen alınız notlarınızı. Mesela karakter komedisi dediğimiz şey. Bu ne demek? Karakterlerin komik yönlerini anlatacak bana. Burada bileceğimiz mesela iki örnek vereceğim. Karşınıza çıkabilir. Nedir onlar? Molière'in Cimrisi ve Shakespeare'in Venedik Taciri isimli eserleri birer karakter komedisi örneğidir. Bir diğeri töre komedisi. Törenin az çok ne olduğunu biliyoruzdur. İşte törelerin böyle çarpık ve komik yanlarını bize anlatan ya da gösteren bir komedi türü. Burada da Molière'in gülünç kibarlarını, Gogol'ün müfettişini, Aristofanes'in eşek arılarını,
ve Şinasi'nin şair evlenmesini, ki bu Tanzimat Edebiyatı'nda göreceğiniz bir kişi ve eserdir. Bunlar da töre komedisine örnektir. Son olarak entrika komedisinden bahsedeceğim. Entrika komedisinde olaylar daha çok şaşırtıcı şekilde gelişir. Entrika komedisinin özelliği bu. Burada da vereceğim iki örnek var. Bunlar da nedir? Mesela Molière'in Scapin'in Dolapları ve Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası. Evet, bu örnekleri az çok aklınızda tutunuz. Sıklıkla karşınıza çıkabileceğini düşünüyorum ben. Ki bir kenarda bulunmuş olsun. Evet, geldim o zaman drama. Dram türü. Komedi ve trajedinin karma bir şeklidir dram. Bu ne demek? Yani hem komedinin özelliklerini hem de trajedinin özelliklerini görebilirim. Hatta belki şöyle bir tabir duymuşsunuzdur. Trajikomik bir olay diye. İşte komedi ve trajedinin birleşmiş biçimidir. Biz de ona dram diyoruz. Peki ne olur? Konusunu günlük yaşamdan ya da tarihin herhangi bir döneminden alabilir dramlar. Ve klasik bir trajedi ve komedideki gibi eski Yunan mitolojisine yönelik işte değerler yerine bu sefer ulusal değerleri, yani milli değerlere bir yönelim olduğunu görüyoruz. Konular daha çok bunu gözden kaçırmayalım. Orta Çağ Avrupa'sından alınmıştır. Yani burada ne olabilir? Hem komedi hem trajedinin eğer ben özelliğini vereceksem benim konularım hem acıklı hem de komik olaylar olabilir. Yani bu iki olay tek oyunun içerisinde yer verilebilir. Kahramanlarına bakacak olursam o zaman hem soylu kişilerden hem de sıradan kişilerden seçebilirim ben kahramanlarımı. O zaman yazım şekline bakacak olursam hem şiir hem düz yazı biçiminde yazabilirim. Hatta ben bu ikisini tek bir eser içerisinde de kullanabilirim. Bir kere her türlü olayın burada ben seyircinin önünde canlandırabileceğini söyleyebilirim. Eğer iki türün birleşimi ise bu. Perde sayısı da doğal olarak ne olacaktır? Tamamen yazarın isteğine, arzusuna bağlı olacak. Dil daha çok halkın konuştuğu ve anlayabileceği yalın bir dil halinde verilecek. Burada üç birlik kuralına uyunmak zorunluluğu yok. Dram ve trajedide, pardon, komedi ve trajedide üç birlik kuralına uyuluyordu. Ama dramda ise böyle bir uyum zorunluluğu söz konusu değil. Evet, tiyatro terimlerinden bahsedecek olursak eğer ya da tiyatro terimlerine geçmeden önce ben sizlere bir sorayım. Ne alemdeyiz acaba, görebildik mi? Duyabildik mi? Herhangi bir sıkıntı yaşadık mı? Son birkaç dakikamız kaldı çünkü tiyatro terimlerine geçmeden önce bir sizinle bunu konuşalım istedim. Yazabilirsiniz o arada bana. Var mı bir sıkıntı oldu mu? Güzel, sevindim Bengüsücüm. Umarım yararı olmuştur. İşlemiş miydiniz konuyu net olarak bilmiyorum ama sanırım işlenmemiştir diye düşünüyorum bu konu. İşlediyseniz de bir tekrar olmuş olur. Tamam, tekrar olmuş oldu sizin için de. Eğer bir sonraki dersimiz bakalım. Sanırım Perşembe günü olacak bir daha dersimiz. Eğer Perşembe günü de tiyatro terimlerinden devam ederiz. Tiyatro terimlerini yaptıktan sonra da sizlerle birkaç örnek soru çözümü üzerinden gitmiş oluruz. Hem bu şekilde biraz da konuyu iyice oturtmuş hale geliriz diye düşünüyorum. Var mıdır bir sıkıntımız? Sanırım yok. O zaman ben bugünlük bitiriyorum gençler sizinle. Tamamdır, süper. O zaman bir daha ne zaman görüşüyoruz? Eğer bir değişiklik olmazsa bakıyorum programıma şu an. Perşembe günü sabahtan görüşeceğiz sanırım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.